tersi yarın. Sefiller. Yedinci bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Victor Hugo. Radyoya uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. ...1789 Fransız ihtilalinden sonra halk iyice yoksullaşmış, aç kalmıştı. Eve ekmek götüremeyen Fransızlar her türlü hırsızlığı yapıyorlardı. Kahramanımız Jean Valjean da aç yiyenleri için bir fırından ekmek çalarken yakalanır ve 19 yıl hapiste yatar. Jean Valjean tahliye olduktan sonra kendisini kimselerin tanımadığı bir kasabaya giderek önce adını Madeleine olarak değiştirir, sonra da namusuyla çalışmaya başlar. Burada uzun yıllar çalıştıktan sonra kazandığı paralarla fabrika sahibi olur. Jean Valjean'a şimdi herkes Madeleine Baba demektedir. Ama Jean Valjean'ı yakından tanıyan polis komiseri Javert ondan şüphe eder ve onun geçmişiyle ilgili tahkikat yapmaya başlar. Bu arada ilginç bir gelişme olur. Jean Valjean kendi adını taşıyan bir mahkumun Arras kasabasında ömür boyu hapis cezasıyla yargılandığını öğrenir. Kendisi yerine suçsuz birisinin yargılanmasına göz yummayan Jean Valjean mahkemeye gider ve esas Jean Valjean'ın kendisi olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine komiser Jean Valjean'ı tekrar hapse atar. Ancak Jean Valjean hapisten kaçar ve bir hancının yanında kalan Cosette isimli bir kızı alarak Paris'e yerleşir ve izini kaybettirir. Cosette Jean Valjean'ın fabrikasında çalışan sonra da ölen bir kadının kızıdır. Kadın ölmeden önce kızına bakmasını vasiyet etmiştir Jean Valjean'a. Kaç yaşındasın sen babacığım? 55. Ya sen? Ben de 16 yaşındayım. Yıllar ne çabuk geçiyor değil mi Cosette? Seni tenadiyelerden aldığımda 13 yaşındaydın. Demek ki buraya Paris'e geleli 3 yıl olmuş. İyi ki gelmişiz. Paris çok güzel bir şehir ve ben senin yanında çok mutluyum baba. Bazen düşünüyorum da sen beni tenardiyelerin elinden kurtarmamış olsaydın ben de o sefiller gibi yaşamak zorunda kalacaktım. Acaba o zaman halim ne olurdu? Her zaman dediğim gibi geçmişi unut Cosette. Senin hayatın benimle Paris'e geldikten sonra başladı. Dışarı çıkma saatimiz geldi. Ne dersin, çıkıp gezelim mi? Olur, çıkalım. Buraya geldiğimizden beri her akşamüstü dışarı çıkıyoruz zaten. Sana geçmişini, yaşadığın kötü günleri unutturmak istiyorum Cosette. Gel hadi, hava çok güzel. Her zaman gittiğimiz o parka gidip oturalım. Peki babacığım. Yalnız sana bir şey soracağım. Sor kızım. Neden kendine yeni ve güzel elbiseler almıyorsun? Üstündeki bu elbiseler dilenci elbisesi gibi. Yırtık pırtık eski şeyler. Yoksa param mı yok? Hayır, param var kızım. Ama böyle eski püskü elbiseler giyerek dolaşmak daha çok işime geliyor. Yoksa tanımamak için mi böyle giyinmek zorundasın? Evet öyle. Peki neden? Bu da benim sırrım. Biliyorsun sırlar bir başkasına söylenmez. Dikkat ettin mi Cosette? Parka ne zaman gitsek o genç adamı da orada görüyoruz. Hangi genç adamı baba? Hadi bilmiyormuş gibi davranma. Şu dalgalı saçlı, esmer, yakışıklı delikanlıdan söz ediyorum. Bakışları sürekli senin üzerinde. Yok canım, sana öyle geliyordu. Hem o bana baksa bile ben ona bakmıyorum ki. İnkar etme Cosette. Yaşlı olmama rağmen gözümden hiçbir şey kaçmaz. Senin de ona baktığını görüyorum. Aa, bak baba, her gün sadaka verdiğin dilenci yine aynı yerde dileniyor. Para verecek misin yine ona? Vereceğim tabii. Çünkü o yoksul bir adam. Bizlerin verdiği sadakalarla karnını doyurup hayatını idame ettiriyor. Sen çok iyi bir insansın baba. Hep fakirlere, dilencilere yardım ediyorsun. Yardım etmek insanlık görevidir Cosette. Büyüdüğün zaman sen de benden öğrendiklerini yap. Yoksul insanlara yardım et kızım. Olur babacığım, yardım ederim. Tanrı aşkına şu yoksula bir sadaka. Şu yoksulluğa sevindirin. Al bakalım, yine bir 5 frank sana. Sağ olun. Tanrı ne muradınız varsa yerine getirsin.
Her sokağa çıkışınızda bana para veriyorsunuz. Ne insansınız siz? Karnını bir güzel doyurursun bu 5 frankla. Hadi Kozet, gidelim kızım. Gidelim babacığım. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bana her gün 5 frank veren bu adam her kimse giyinişi benden beter. Dilenciye benziyor. Sakın casus mahsus olmasın bu. Yanında genç güzel bir kızla her gün aynı saatte sokağa çıkıyor. Ve bana 5 frank sadaka veriyor. Ama adamı görmeyin komiserim. Üstü başı benden beter. Görseniz beni değil de onu dilenci zannedersiniz. Ya ilginç. Nasıl bir adam bu? Uzun boylu, iri yapılı ve kara sakallı. Gürde bir sesi var. Saat kaçta sokağa çıkıyor bu adam? Öğleden sonra. Saat 3 sularında. Peki sen nerede dileniyorsun? Caddedeki sinemanın önünde. Tamam. Yarın saat 3 sularda sinemanın orada olurum. Şu sana her gün 5 frank veren adam kimmiş pek merak ettim. Bir de ben göreyim onu. İşte bak, o yakışıklı çocuk yine aynı bankta oturuyor. Yoksa bu çocuk bu parka seni görmek için mi geliyor Kozet? Yapma baba, bu sadece bir tesadüftür. Neden benim için gelsin ki? Neden mi? Sen büyüdüğünün ve büyüdükçe de güzelleştiğinin farkında değilsin galiba Kozet. Sen ne dersen de bu delikanlı sana abayı yakmış. Şuraya bak, bize doğru geliyor baba. Versin bakalım, ne isteyecek? İyi günler efendim. İyi günler. Kendimi tanıtayım. Adım Marius, öğretmenim. Pek güzel ama hala bizden ne istediğinizi söylemediniz. Niyetim sadece sizlerle tanışmakta efendim. Bu parka her gelişimde sizleri görüyorum da. Benim adım Kozet, bu da babam. Sizleri tanıdığıma çok sevindim Bayan Kozet. Buraya yanınıza oturabilir miyim? Evet, artık gitme zamanı geldi. Gel Kozet. Ama... Daha yeni gelmiştik babacığım. Biliyorum ama başıma bir ağrı girdi. Sanırım eve gidip yatarsam geçer. Tanıştığımıza memnun oldum delikanlı. Ben de efendim. İyi günler. Başın çok mu ağrıyor babacığım? Hayır, hiç ağrımıyor. Bu numarayı o sırnaşık delikanlıdan kurtulmak için yaptım. Baba, yoksa kıskandın mı beni? Hayır, sadece bilmediğim, tanımadığım biriyle arkadaşlık yapmanı uygun görmedim, o kadar. Tanrı aşkına şu yoksula bir sadaka. Lütfen boş geçmeyelim, bir ekmek parası verin bana. Tanrı aşkına bir sadaka. Hey, komiser Javert, komiser Javert. Ne var dilenci? İşte dün size sözünü ettiğim adamla kız buraya doğru geliyor. Tamam, sen dilenmene bak. Andre, gel biz şu direğin dibine geçelim. Çaktırmadan bakalım şu adamı. Peki komiser. Tanrı aşkına şu fakire bir sadaka, bir sadaka. Yine biz geldik. Al bakalım 5 frankını. Babam için dua et yoksul adam. Bak her gün 5 frank sadaka veriyor sana. Etmez miyim? Tanrı babanıza uzun ömürler versin küçük hanım. Hadi gidelim Kozet. Aman tanrım, olamaz. Gözlerime inanamıyorum. Ne oldu komiserim? Bu adam, dilenciye sadaka veren adam. Jean Valjean o. Ama bu imkansız komiserim. Biliyorsunuz Jean Valjean forsalık yaptığı gemide kaza geçirip denize düşerek ölmüştü. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet ama cesedini bulamamışlardı Andre. Ama yine de... Sen ne dersen de bu adam ya Jean Valjean ya da tıpkı ona benzeyen biri. Peki ne yapmamızı emrediyorsunuz? Sen adamla kızı takibe al. Nerede oturduklarını öğren. Nasıl yaşadıklarını, her şeyi öğrenmeni istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiser. Eğer bu adam Jean Valjean'sa onu yine yakaladım demektir. Andre, neler öğrenebildin o yaşlı adam ve yanındaki kız hakkında? Anlat bakalım. Sadece oturduğu yeri tespit edebildim komiserim. Başka hiçbir şey öğrenemedim. Ne demek öğrenemedim? Bu adamın adı falan yok mu canım? Nereden gelmiş bu şehire? Gökten zembille inmedi ya Paris'e. Odasını kiraya veren kadınla konuştum. O da hiçbir şey bilmiyor. Yalnız kadın o adamın çok zengin olduğundan şüphe ediyormuş. Neden? Bir keresinde adamın odasını anahtar deliğinden gözetlemiş. Adamı paltosunun astarından 500 frank çıkartırken görmüş. Kadın paltonun para dolu olduğunu söylüyor. Enteresan. Soyguncu falan olabilir. Andre, yarın beni o adamın kaldığı eve götür. Peki komiserim. Bu
dışarı dolaşmaya çıkıyor muyuz babacığım? Çıkalım tabii. Evde otura otura sıkıldık değil mi? Evet. Dur şu pencereden dışarı bir bakayım. Hava kapalı mı açık mı? Aman tanrım. Dışarıda bizim pencereye bakan şu adam. Vay canına. Komiser Jöbert bu. Beni yakalayıp hapse tıktıran komiser. Tanrı aşkına. Ne oldu babacığım? Neden yüzünü astın? Yok kızım, bir şey yok. Hadi sen odana gidip kitap oku. Kitap mı okuyayım? Dışarı çıkmayacak mıyız? Sonra, daha sonra çıkarız, şimdi değil. Neden babacığım? Lütfen Kozet, soru sorma. Bugün sokağa hava karardıktan sonra çıkacağız. Hadi şimdi git odana ve bir şeylerle meşgul ol. Peki. Allah kahretsin. Komiser Jöbert burada da buldu izimi. İyi ama bütün gazeteler benim deniz kazasında boğulduğumu yazmışlardı. Komiser neden şüphelendi de peşime düştü? Bu kötü oldu. Komiserin izimi bulması çok kötü oldu. Artık bu evde kalamayız. Hava karardıktan sonra Kozet'i alıp gizlice kaçmalıyım buradan. Evet, evet, tek çare bu. Eğer yakalanacak olursam yine hapse tıkarlar beni. O zaman bu acımasız dünyada Kozet'e kim bakar? Tamam mı Kozet? Her şeyini koydun mu valizine kız? Evet babacığım. Ama bu evden ani ayrılışımızın sebebini hala söylemedin bana. Sonra, daha sonra söylerim. Hiç olmazsa nereye gideceğimizi söyle. Bunu ben de bilmiyorum ama başka bir eve taşınacağız kızım. Peki neden gece yarısı burayı terk ediyoruz? Uzun zamandır peşimde olan bazı kötü adamlar sonunda izimi bulmuşlar. Bugün pencereden bakarken aşağıda onları bizim eve gözetlerken gördüm. Aman tanrım. Peki kim bu kötü adamlar baba? Bizden ne istiyorlar? Onların zoru senin de değil Kozet, sadece benim de. Ama korkma, hiçbir şey yapamazlar bana. Niyetim bu evi terk ederek yeni bir eve yerleşmek ve böylece izimizi kaybettirmek. Tamam mı? Hazırsan gidelim kızım. Hazırım baba. O halde hadi bakalım. Sessizce, gürültü etmeden çıkalım dışarı. Hava geceleri çok soğuk oluyormuş meğer. Üşüdün mü kızım? Evet. Sabret, birazdan başımızı sokacak bir han buluruz. Yarın da bir ev kiralarız, gel hadi. Neden ikide bir de arkana bakıyorsun babacığım? Peşimdeki adamların bizi takip edip etmediğini kontrol ediyorum kızım. O adamlar seni yakalarsa sana kötülük yaparlar mı baba? Yaparlar ama korkma, beni asla ellerine geçiremezler. Bu ayak sesleri de ne? Yoksa bizi... Aman tanrım, bizi takip ediyorlar. Çabuk koşalım Kozet. Valizini ver bana. Bizi gördüler mi babacığım? Evet ama uzaktalar. Belki koşarak izimizi kaybettirebiliriz. Bakın komiserim. Takip ettiğimizi anladılar, kaçıyorlar. Çabuk peşlerinden koşalım. Namussuz herif cin gibi. Peşine düştüğümüzü anladı. O adamı mutlaka yakalamanızı istiyorum beyler. Zira o adam bir kanun kaçağı. Adı da Jean Valjean. Fazla uzağa kaçamazlar komiserim. Yanında kız var. Bakın soldaki sokağa girdiler. Kendi ayaklarıyla kapana kısıldılar. O sokak çıkmaz sokaktır. Bu güzel işte. Dikkat edin. Direnirse ateş edebilirsiniz ama kızı vurmak yok. Kız kim komiserim? Bilmiyorum Andre. Benim bildiğim Jean Valjean bekardır. Kimi kimsesi yoktur. Yakalayınca kızın kim olduğunu anlayacağız. Kapana kısıldı. Sokak çıkmazmış. Şimdi ne yapacağız babacığım? Peşimizdeki kötü adamların ayak seslerini duyuyorum hala. Bilmiyorum kızım. Kaçacak yer yok. Gel şu bahçeye dalalım. Bir yere saklanır, ellerinden kurtuluruz. Acaba kimin bahçesi burası? Ne kadar da büyükmüş. Büyük olması daha iyi. Böylece bizi bulmaları da zorlaşır. Bu çıngırak sesi de nereden geliyor? Bak baba, ileride yürüyen bir adam var, görüyor musun? Evet gördüm. Çıngırak sesi de o adamdan geliyor. Çok üşüdüm babacığım. Ne olur bir an evvel kapalı bir yere girelim. Tamam kızım, tamam. Hey sen! Sen de kimsin? Hırsız mısın, kaçak mısın? Korkma abam. Yatacak bir yer arıyorum. Bu gece bize yatacak bir yer verirsen 100 frank veririm sana. Vay canına. Sen, seni tanıdım. Tanıdım seni. Ne?
Sen Madlen Baba değil misin ha? Evet olsun sen. Beni hatırlamadın mı Madlen Baba? Kusura bakma, tanıyamadım bayım. Buraya nasıl girdiniz Madlen Baba? Gökten mi düştünüz bu halinizde? Sizi tanımasam çok korkardım. Kimsin sen? Bu ev kimin evi? Benim hayatımı kurtarmış, sonra da buraya bahçıvar olarak yerleştirmiştiniz. Hala beni tanımadınız mı Madlen Baba? Kusura bakma ama tanıyamadım. Tabii aradan çok uzun zaman geçti. Ben çöp arabası sürücüsü Foşlehan Baba'yım. Bir keresinde beni devrilen çöp arabasının altından kurtarmıştın. Hatırladın mı şimdi? Tabii şimdi hatırladım. Evet, sen Foşlehan Baba'sın. İyi ama bu ev kimin dostum? Dizindeki bu çıngıraklar da ne oluyor? Burası küçük bir kuz kadınlar manastırı. Burada erkek olarak bir tek ben varım. Genç kızlar benim geldiğimi duyunca uzaklaşsın diye dizime çıngırak taktım. İyi ama bu manastıra nasıl girdiniz Madlen Baba? Bu genç kız da kim? Bunu sana sonra anlatırım Foşlehan Baba. Dinle şimdi. Bir zamanlar senin hayatını kurtardığıma göre şimdi de aynı şeyi senin yapmanı istiyorum. Tabii. Bu borcumu ödemek benim için büyük bir mutluluk olacak. Ancak... Sen nerede yatıp kalkıyorsun? Ben manastırın arkasında küçük bir kulübede kalıyorum. Kimse gelmez oraya. Güzel. Şimdi senden iki şey istiyorum. Birincisi, bana fazla soru sorma ve bildiklerini de kimseye anlatma. İkincisi de, yanımda gördüğün bu genç kız var ya, evet, onu hemen senin kulübeye götürelim. Tabii, hadi takip edin beni. Tanrı aşkına, yer yarılıp da yerin dibine girmedi ya bunlar. Olacak şey değil. Bu çıkmaz sokağa girdiklerini hepimiz gördük komiserim. Evet, mutlaka buradaki evlerden birine sığınmışlardır. Ne yapacağız peki? Evlerin kapılarını tek tek çalıp arama yapmamızı ister misiniz komiserim? Yok, hayır. Sonra şikayet konusu olur bu. En iyisi sokağı abluka altına almak. Nasıl olsa girdikleri yerde fazla kalamayacaklardır. Dışarı çıktıkları anda enselerinden yakalayacağız onları. Sefiller adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.